Gençler hepinize selamlar. Yepyeni bir Dead by Daylight güncelleme notları videosu ile karşınızdayım. Dead by Daylight'ta Castlevania'dan bir tane katil, bir tane de kurban geldi. Yeni harita gelmedi maalesef. Aynı zamanda oyunun mevcut katillerinde de birkaç değişiklik var. Her videoda olduğu gibi onları da anlatacağım. Yeni katil geldi diye onları köşeye atmak yok. Hızlı bir şekilde geçelim videomuza. İlk olarak doktor değişiklikleri. CTRL tuşuna basılı tutarak geniş bir alana şok attığımız bir özelliğimiz vardı. Bu özelliği kullandığımız zaman 60 saniye bekleme süresine giriyordu bu özellik. Artık şöyle bir şey yaptılar. Bu özelliğimizi kullandıktan sonra eğer hiçbir kurbana şok ile vuramazsak özelliğimiz 30 saniye sonra yenilenecek. Eğer özelliğimizi kullandığımızda bir veya daha fazla kurban şok yerse özelliğimiz 45 saniye sonra yenilenecek. Bir de CTRL tuşuna basılı tutup bu özelliği atma moduna girdiğimiz zaman hareket hızımız 1.16 oluyordu. Yani aşırı yavaş. Bunu 2.99'a çekmişler. Gelelim direnç değişikliklerine. Sağ tıka basılı tutarak kara delik bırakırken hareket hızımız 3.68'di. Bunu 3.8'e çıkarmışlar. Direncin karanlık moduna geçmemişken, yani oyun gündüzken sağ tıkınızı kullanıp bir dolaba ışınlandığınızda ya da kara delik bırakıp oraya geri döndüğünüzde özelliğinize 12 saniyelik bir bekleme süresi giriyordu. Bunu 10 saniyeye düşürmüşler. Yine karanlık modda değilken, yani gündüzken bir dolaba ışınlanırken 12 metre bölü saniye hızında gidiyorduk. Bunu 19 metre bölü saniyeye çıkarmışlar. Bir dolaba ışınlandıktan sonra dolaptan çıkma süresi 3 saniyeden 2,25'e düşürülmüş. Ve son olarak yaralı kurban başına karanlık moda geçmek için saniyede 0.75 yükü veriyordu size. Bunu saniyede 1 yüke çıkarmışlar. Sıradaki değişikliklerimiz Nemesis ile ilgili. İkinci mutasyon seviyesi için gereken virüsleme puanını 6'dan 5'e düşürmüşler. Daha hızlı bir şekilde ikinci seviyeye geçebileceğiz yani. Bir de nerf gelmiş Nemesis'e. Dokungaç vuruşuyla bir palete ya da herhangi bir kurbana vurduğumuz zaman 0,25 saniyeliğine topal durum efekti yiyordu Nemesis. Yani hızı yavaşlıyordu. Bunu 2 saniyeye çıkarmışlar. Ciddi yavaşlayacak yani Nemesis. Ve arkadaşlar oyunun genel mantığında da şöyle bir şeye gidildi. Bir kurbanın kancadayken diğer aşamaya geçmesi için gereken süre 60'dan 70'e çıkarıldı. Yani bir kurban ilk asılışındaysa ikinci asılışı olan struggle pozisyonuna geçmesi için 70 saniye geçmesi gerekecek. Normalde 3 tane attempt escape deneme hakkımız vardı biliyorsunuz ki. Artık 4 tane var. 1, 2, 3 ve gördüğünüz gibi 4 tane attempt deneyebildim. 3 tane attempt deneyip ardından struggle'a geçiyorduk. Yani attempt başına 20 saniye yemiş oluyordu. İşte bu 60 saniyelik süre 70 saniye çıkardıkları için ekstradan bir tane daha attempt deneyebiliyoruz. Bu sonradan düzeltilir mi yoksa hep böyle mi kalır bilmiyorum. Gençler, yeni katil ile ilgili şöyle bir olay var. Yeni harita gelmedi evet ama Dead by Daylight'ın kendisine ait olan, yani orijinal olan tüm haritalarda Dracula'ya ait bir kale görünecek. Evet arkadaşlar, gelelim yeni katilimize. Gördüğünüz gibi müthiş asil bir görünüm var. Şöyle arkadan pelerinini de inceleyelim. Hoş bir tasarımı var bence. İsmi Karanlık Lord olarak geçiyor. Yani Dracula. Katilin menüdeyken farklı bir animasyonu var. Onu da göstereyim. O sırada Hillbilly'nin garibanlık. Şöyle basayım katile. Böyle güzel bir animasyon yapmışlar. Arkadaşlar hikayesini okumak isterseniz buradan okuyabilirsiniz. Şimdi gelelim katilin giriş animasyonuna. Katil gerçekten oyuna çok güzel bir hava katmış arkadaşlar. Şimdi katilin kovalamaca müziğine bakalım. Arkadaşlar oyundaki en iyi kovalamaca müziği olabilir. İnanılmaz güzel yani, bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz ama. Geldik katilimizin özelliklerine. Test server'ında Nvidia'nın filtresi çalışmadığı için oyuna renk ayarı yapamadım arkadaşlar. O yüzden bu şekilde karanlık. Şimdi başlayalım. İlk olarak katilimizin sağ tıka basılı tuttuğumuz zaman şöyle bir ateş özelliği var. Önce bunu bir göstereyim. Bu şekilde 7 metre giden bir alev yolu fırlatıyorsunuz. Katilin özelliği palet arkalarından bu şekilde hasar verebiliyor. Veya da şu şekilde nesnelerin üzerinden yine hasar verebiliyorsunuz. Ancak şöyle bir şey var. Bu tarz çok uzun olan spotlardan özelliğiniz geçmiyor arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Az önce denedik. Diğer tarafına vuramıyorsunuz yani. Ve özelliğiyle paletleri kıramıyorsunuz. Katilimizin standart özelliği bu şekilde arkadaşlar. Şimdi form değişikliklerini anlatacağım. CTRL tuşuna basılı tutarak form değiştirebileceğiniz kısma geçiyorsunuz. Sol tıka basarsanız kurt, sağ tıka basarsanız da yarasa oluyorsunuz. İlk olarak kurt olalım.
Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi ya inanılmaz garip hissettiriyor ama çok beğendim katil mekaniklerini. Şu şekil kurtun gezme animasyonunu da biraz göstereyim arkadaşlar. Mekanikleri falan gayet hoş olmuş bu arada. Şimdi bu kurtun özelliği şu. Sağ tıka basılı tutarak bu şekilde öne doğru atlayabiliyorsunuz arkadaşlar. Fark ettiyseniz iki kere atladı. Bir kere atlayıp sonra durayım diyemiyorsunuz. Eğer sağ tıkınızı doldurduysanız direkt olarak iki kere kendisi atlıyor. Şöyle bir şey yapabilirsiniz. Bir kere öne, bir kere yana, hani bu şekilde yönde verebilirsiniz isterseniz. İlla iki kere öne atlamak zorunda değilsiniz. Özelliğinizi bir kurbana tutturduğunuz zaman direkt olarak hasar veriyorsunuz. Devrik olan bir palete özelliğinizi atarsanız paleti kırabiliyorsunuz. Oo, bu animasyonu bilmiyordum arkadaşlar. Karakter uğuladı. Bu kurt modundayken kan izleri bu şekilde daha belirgin oluyor. Onu da söyleyeyim. Sonuçta avcı bir hayvan. Ona göre artısı var. Bu kurt modundayken kurbanlar geri bu şekilde beyaz küreler bırakıyor. Bu küreleri alırsanız 2 ya da 3 saniyeliğine hareket hızınız artıyor. Aynı zamanda özelliğinizi kullanarak bu şekil kırılabilir duvarları da kırabiliyorsunuz. Kurt modundayken sadece sağ tık kullanmanıza gerek yok. Sol tıkla da kurbanlara hasar verebiliyorsunuz. Aynı zamanda bir kurbanı yere düşürdüyseniz kurtken space tuşuna basarak normal katil formuna geçip o kurbanı kucağınıza alıp kancaya götürebiliyorsunuz. Yani Victor'daki gibi diğer karaktere geçip o karakterle tekrar kurbanın yanına gitmekle uğraşmıyorsunuz. Diğer formumuz da yarasa modu arkadaşlar. CTRL tuşuna basılı tutup ardından sağ tıka basarak yarasa moduna geçebiliyoruz. Şu şekil onun da animasyonunu biraz uzun bir şekilde göstereyim. Gayet keyifli. Nesnelerin üstünden geçemiyor bu arada. Şu şekil takılıyor. Ya da mesela şu arabanın üstünden de geçemiyorum gördüğünüz gibi. Takılıyor. Böyle yarasa mı olur amnüm? Bu moddayken tespit edilemez durum efektindesiniz arkadaşlar. Yani kalp atışınız yok, ışığınız yok. Bu karakterin olayı da şu. Sağ tıka basılı tutarak istediğiniz bir pencereyi seçip o pencereye direkt olarak ışınlanabiliyorsunuz. Mesela şuraya ışınlanalım. Haritanın bir ucundan bir ucundaki pencereye ışınlanamıyorsunuz arkadaşlar. O kadar menzili yok. Mesafesi şu kadar. Bu mesafeden biraz daha geriye gittiğim zaman gördüğünüz gibi ışınlanma seçeneği kayboluyor. Uzak mesafelere hızlı bir şekilde ışınlanarak tekrardan CTRL'yi basılı tutup vampir moduna geçerek oradaki jeneratörü engellemiş olabilirsiniz. Kurbanla aranızdaki farkı kapatmış olabilirsiniz. O şekilde şeyler için kullanabilirsiniz. Yarasa moduna geçtiğiniz zaman kurbanları göremiyorsunuz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kurbanlar bir anda kayboldu. Tekrar vampir formuna geçtiğim zaman bu şekilde görünür oluyorlar. Bu yarasa modundayken sadece pencerelere değil şu şekil devrik olan paletlere de ışınlanabiliyorsunuz. Normal paletlere ışınlanamıyorsunuz. Palete ışınlanabilmeniz için o paletin devrilmiş olması gerekiyor. Aynı zamanda bu moddayken paletlerin üstünden uçarak geçebiliyorsunuz. Paletlerin üstünden olduğu gibi pencerelerin içinden de bu şekil uçarak geçebiliyorsunuz. Şimdi kurt modunun kurban tarafından nasıl göründüğüne bakalım. İlk olarak şöyle bir görünüm var, gayet korkunç. Yürüyüş animasyonu falan kurban tarafından bu şekilde görünüyor. Atlama animasyonunu gösterelim. Yarasa modu da bu şekilde görünüyor arkadaşlar. Uzaktayken tespit etmesi biraz zor. Çok rahatsız edici bu arada, yani sürekli şöyle tepemde uçsa aşırı rahatsız edici. Şöyle de bir şey var bu arada. Yarasa paletteyken yarasaya bu şekilde palet stun atabiliyorsunuz. Palet stun attıktan sonra yarasadan falan çıkmıyor. Yine kullanmaya devam edebiliyor. Çok bir işlevi yok yani. Gençler, katilin şu şekilde bir pembe eklentisi var. Kapılar açıldığında çıkış kapılarının içinde değişen cehennem ateşi duvarları oluşturur diyor. Yani kapının içerisinde rastgele alevler çıkmaya başlayacak. Bu alev herhangi bir kurbana değerse direkt olarak hasar veriyor. Çok ilginç bir eklenti. Bunu da göstermek istedim. Bahsettiğim eklentiyi şimdi uygulamalı olarak göstereceğim. Kapı açıldı ve gördüğünüz gibi rastgele alev topları çıkıyor. Herhangi birisi size değdiği zaman direkt olarak hasar veriyor arkadaşlar bu şekilde ve çok inanılmaz bir mekanik yani gördüğünüz gibi. Ve bu süresi olan bir şey değil arkadaşlar. Kapıda sürekli bu şekilde alevler çıkmaya başlıyor. Bitmiyor yani. Değişik bir eklentiye daha denk geldik. Bunu da göstermek istiyorum. Bir jeneratör tamamlandığında 10 saniyeliğine haritanın etrafında rastgele cehennem ateşleri oluşturuyor. Gördüğünüz gibi jeneratörün etrafında bu şekil rastgele alevler çıkıyor. Bu alevlere değerseniz yine size hasar veriyor. Gelelim katilin perklerine. İlk perkümüz Evsun, Zavallı Kader. Mücadelenin başında rastgele bir sönük totem bir Evsun totemine dönüşüyor ve saplantı olan kurbanı lanetliyor. Saplantı olan kurbanın tamir etme hızı %33 yavaşlıyor. Bu kurban eğer bu Evsun toteminin 12 metre yakınına yaklaşırsa totemin haresini görüyor. Bu totem temizlendiği zaman bu perk devre dışı kalıyor. Buraya yazmamışlar ama şöyle bir
not düşeyim arkadaşlar. Bu perk bir tane jeneratör tamamlandıktan sonra aktifleşiyor. İkinci perkümüz üstünlük. Bir kurbanın etkileşime geçtiği her ilk totem veya ilk sandık mahluk tarafından 8 saniyeliğine engelleniyor. Üçüncü perkü de insan açgözlülüğü. Açılmamış olan sandıkların haresini görebiliyoruz. Ve bu açılmamış sandıkların 8 metre yakınında bulunan kurbanlar 3 saniye boyunca bize görünür hale geliyor. Aynı zamanda bir sandık açıldıysa tekmeleyerek o sandığı tekrardan kapatabiliyoruz. Her 60 saniyede bir kullanabiliyoruz bu özelliği. Bizim tekmeleyerek kapattığımız sandıkları kurbanlar tekrar açmak isterse %50 daha hızlı açıyorlar. Şimdi gelelim yeni katilin tüm animasyonlarına. İlk olarak palet stun animasyonuna bakalım. İkinci animasyonumuz palet kırma animasyonu. Şimdi volt animasyonuna bakalım. Kırılabilir duvar animasyonundayız. Sıradaki animasyonumuz dolap açma animasyonu. Gelelim dolaptan grepleme animasyonuna. Arkadaşlar bu animasyon bug'lı maalesef. Jeneratör tekmeleme animasyonuna bakalım. Ve son olarak jeneratörden grepleme animasyonu. Bu animasyon da bozuk arkadaşlar. Gençler kurt tarafında da birkaç animasyon var. Onlara da bakalım. Volt animasyonu hariç diğer animasyonlarda katilin kendisine geçip aynı işlemi gerçekleştiriyor. O yüzden hepsini göstermeyeceğim. Fakat volt animasyonu çok iyi. Evet arkadaşlar geldik Mori kısmına. Mori'yi bilin bakalım kim yiyor. Evet hadi bakalım. İnanılmaz güzel. Aşırı yaratıcı, aşırı güzel. Yani karakterin doğasını yansıtan müthiş bir Mori olmuş. Hem bizim hem de sizin içinizde kalmasın diye kurt ile de Mori atacağım arkadaşlar. Belki farklı bir Morisi vardır. Arkadaşlar kurttayken Mori atma seçeneği çıkmıyor. Böylelikle iptal olmuş oldu. Evet gençler şimdi geldik yeni kurbanımıza. Yani bunu da katil olarak getirmiş olabilirler. Belki bir yanlışlık vardır. Gerçekten bunun tasarımı da çok hoş. İkisi de pelerinli. Trevor Belmont karakterimizin adı. Hikayesini yine isterseniz buradan okuyabilirsiniz. Gelelim kurbanın perklerine. Belmont'un gözleri. Bir jeneratör tamamlandığında katilin haresini 3 saniye boyunca görebiliyoruz. Eğer katili görmeye yarayan başka bir perk de kullandıysak ilaveten 2 saniye daha devam ediyor katili görmemiz. İkinci perkümüz görkem anı. Bu avantaj 2 sandık açtıktan veya karıştırdıktan sonra etkinleşiyor. Yaralandığımız zaman aynı zamanda sakat durum etkisi altına geçiyoruz. Sakat durum etkisi altındayken herhangi bir şekilde iyileşemiyoruz ve iyileştirilemiyoruz. 60 saniye sonra otomatik olarak bir sağlık aşaması iyileşiyoruz. Yani yaralıysak direkt olarak fullenmiş oluyoruz. Eğer can çekişme durumuna girersek yani yere düşersek bu etki iptal ediliyor. Son perkü de sevinç. Katili bir paletle sersemletmek elimizdeki eşyanın nadirliğini bir sonraki aşamaya yükseltiyor. Yani sarı bir fener kullanıyorsak feneri yeşil yapıyor. Bu nadirlik mücadelenin sonunda kaydedilmiyor. Yani sarı feneri yeşil yaptıysak ve maç sonunda kaçtıysak bize yeşil olarak gelmiyor bu fener. Sarı olarak geliyor. Bu avantajın bekleme süresine 25 saniye demişler ama 30 saniye arkadaşlar. Burada yanlış yazmışlar. Evet gençler güncelleme notları bu şekildeydi. Ben yeni katili aşırı sevdim. Katilin doğasını çok iyi yansıtmışlar. Ve bana çok güçlü geldi. Birkaç gün içerisinde gameplay'ini atacağım zaten. Daha net anlamış oluruz. Siz de yeni gelen şeylerle ilgili düşüncelerinizi belirtmeyi unutmayın. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. İyi günler değil, iyi geceler, iyi eğlenceler gençler.